Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size çok basit atılabilen, avlarda dahi rahatlıkla atabileceğimiz çok kısa sürede FC Knot düğüm hakkında bir video çekmek istedim. Bu video çok basit olacak. Sizin de çok kolay anlayabileceğiniz şekilde olmasını istiyorum. İlk önce leader'ımızı düz bir şekilde tutuyoruz. Daha sonra ipek misinamızı onun üstünden şu şekilde artı olacakları şekilde koyuyoruz. Ben genelde uzun taraftan başlıyorum. Önce uzun taraftan bir geçiriyoruz. Kısa taraftan bir geçiriyoruz. Uzun taraftan bir geçiriyoruz. Kısa taraftan liderimizin saracak şekilde, yani buna şey de diyebiliriz, saç örgüsü şekilde sarıyoruz bunu. Bunu yaklaşık 4-5 kez tekrarladıktan sonra sardığımız kısmı ıslatarak dişimizin yardımıyla, burayı ben siz görebilin diye uzun tutuyorum şu anda. Şurayı sıkılaştırıyoruz. Şöyle karşılıklı çekerek liderimizin bir ucu dişimizde, bir ucu elimizde, ipek misinamızda iki ucundan elimizden tutarak yapıyoruz. Birinci kısmı bitirdikten sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce uzun kısımdan, sonra tekrar kısa kısımdan. Önce uzun kısımdan, sonra kısa. Bunu tekrar 4-5 kez tekrarlıyoruz. Ben yaklaşık bunu 3 tur yapıyorum. Her 4-5 kez sonrasında sıkıyorum. Bolluk gevşeme olmasın diye. Tekrar sardığımız kısmı ıslatıyoruz. Yine dişimizin ön kısmıyla liderimizi tutuyoruz. Şuna şu şekilde ön arka olacak şekilde çok hafif hareketlerle liderimizi, düğümümüzün tutmasını sağlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi tuttu liderimizi. Ama ben genelde işte dedim ya, 3 tur yapıyorum bunu. Daha sağlıklı oluyor. Hangi balığın ne zaman denk geleceği belli olmaz. Siz de biliyorsunuz ki bu düğümler bizler için avlarımızda çok önemli. Bizi yolda bırakmaması lazım. Tekrar kaldığımız yerden uzun kısımdan bir sarıyorum. Kısa kısımdan tekrar sarıyorum. Uzun kısımdan bir daha sarıyorum. Kısa kısımdan tekrar sarıyorum. Bunu tekrar 4-5 kez tekrarladıktan sonra, inanın eliniz alıştıktan sonra çok basit. Yani bu saç örgüsü gibi hayal edin. Bir ipin etrafından başka bir iple saç örgüsü yapıyorsunuz gibi. Düşünün, çok basit bir düğüm. Alıştığınızda zaten başka, bana göre leader spin avlarında kullanmaya gerek yok. Ben sözcükte de bunu kullanıyorum. Tekrar 4-5 kez yaptıktan sonra tekrar ıslatıyoruz. Leader'ımızın uzun uç kısmına tekrar şey yaptık. Gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel tuttu. Şimdi arkadaşlar, bundan sonraki aşama kilit düğümünü atacağımız kısma geçiyor. Kilit düğüm iki aşamadan oluşuyor. Kilit düğümü atmak için uzun kısmımızı lider misimizle birlikte paralel tutuyoruz. Daha sonrasında şu gördüğünüz çok basit bildiğimiz klasik düğümümüzü şöyle içinden geçirerek bir. Ben bunu daha çok ters düz yapmayı seviyorum. Sadece düz de yapabilirsiniz. Çok basit. Hem uzun taraf misinamızın hem de liderimizin etrafından sararak kendi içinden geçerek bu düğüm atıyoruz.
kısa yapacağım şimdi. Bunu video çok uzun olmasın diye, siz de sıkılmayın diye. Bunu yaklaşık 4-5 kez, 6-7 kez, 8-9 kez, kaç kere tekrarlamak istersiniz, ne kadar sağlam olmasını isterseniz tekrarlayabilirsiniz. Öyle böyle kısa yaptım. Daha sonra leader'la ana gövde ip misinimizi gerginleştirip şöyle çekiyorsunuz. Şimdi ana kilit düğüme geçiyorum. Bunu ben nasıl yapıyorum? Size hemen göstereyim. Yine kısa uçlu ipek misinimizi kendi içinden 1 2 3 kez geçiriyorum. Çekiyorum. Eğer daha sağlam olmasını istiyorsanız, ben bunu bir de tersinden yapıyorum. Daha güvenli oluyor. Daha, inanın, bugüne kadar hiç beni yolda bırakmadı. 2 3 şöyle yapıyoruz. Şimdi bu benim. Tabii bunu her seferinde ıslatırsanız sıkmadan önce daha sağlıklı olur. Gördüğünüz üzere gayet güzel bir FC knot düğümümüz şu anda oluştu. Bundan sonraki aşamada bir makas, bir tırnak makası, ne varsa evde kullanarak leader'ın boş uç kısmını kesiyoruz ve ben genelde yıkıyorum. Orada küçük de bir bomba oluşuyor. Çıkmıyor ama o bomba sanki bana daha güvenli gibi geliyor. Daha sonra aynı şekilde ip misinimizin de açıkta kalan fazla kısmını kesiyoruz. Mümkünse dikkatli bir şekilde onu da takılmaması için kısaltıyoruz. Sonrasında şöyle bir ıslatıyoruz. Son bir kez daha düğümümüzün kalitesine bakıyoruz. Gördüğünüz üzere FC knot düğümümüz gayet sağlam, gayet güzel oldu. Dediğim gibi kilit düğümleri siz daha fazla atabilirsiniz. Birden, dörtten fazla, beşten fazla yapacağınız ava göre. Ben bunu uzun süreden beri kullanıyorum, bu düğümü. Hiç bugüne kadar beni yolda bırakmadı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de severek kullanacağınız, rahat öğrenebileceğiniz bir düğüm olur. Herkese rast gelsin. Güzel avlarda kullanmanız dileğiyle.